Kütahya'da okuyan Banla Özdemir Örnek, önceki gün yaşanan olayın basına yansıtılış şeklinden dolayı mağdur olduğunu ifade etti. Kütahya'da önceki gün yaşanan öğrenci kavgası Hürriyet ve Posta gazetelerine yansımıştı. Haberde yemekhaneden aldığı bir bıçakla öğrencilere saldırdığı öne sürülen Özdemir Örnek'i linç edilmekten polisler kurtardı ifadelerinin yanı sıra olayın kız meselesi olduğu iddia edilmiş ve elindeki bıçak olan Özdemir Örnek adlı öğrencinin burasını Taksim'e çeviririm diye bağırdığı yine haberde geçen iddialar arasında yer alıyordu. Denge TV Haber Merkezi'ne telefonla ulaşan Özdemir Örnek'in ağabeyi Bilal Örnek, yaşananlara adeta isyan ediyor. Kardeşinin mağdurken suçlu gibi gösterildiğini ifade eden Bilal Örnek, basına yansıyan haberin yalan yanlış olduğunu belirtti. Gerçeğin ortaya çıkarılmasını isteyen Örnek, olaydan bir gün önce kardeşi Özdemir Örnek'in 7 kişilik bir ülkücü grup tarafından tehdit edilip dövüldüğünü belirten Bilal Örnek, olay gününü ise şöyle anlatıyor. Yaşanan bu dayak ve tehdit olayından sonra kardeşim sonraki gün yurttan ayrılmak için yurda gitti. Fakat yurttan çıkmak isteyen kardeşim 200 kişilik bir grup tarafından yurttan çıkması engellenmek isteniyor. Kardeşim kendini koruma amaçlı yurdun yemekhanesine girip ekmek bıçağını alıyor. Bunun üzerine grup dağılmak üzereyken olay yerine güvenlik güçleri geliyor ve kardeşimin elinden bıçak alınıyor. Bıçak alındıktan sonra orada sadece tek bir güvenlik görevlisinin kaldığını ifade eden Özdemir Örnek'in ağabeyi Bilal Örnek, kardeşine de saldırının bu esnada başladığını belirtiyor. Bilal Örnek, kardeşinin hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındığını ve kelepçe takılmaya çalıştığını belirterek mağdur oldukları halde suçlu muamelesi gördüklerini ifade etti. Kardeşinin ekip otosuna bindirildikten sonra öğrenciye kalkan eller kırılsın şeklinde slogan attığı ve zafer işareti yaptığı için de emniyet güçleri tarafından ağır küfürlere maruz kaldığını iddia etti. Önceki gün konuyla ilgili Yüksek Hava Haber'e konuşan üniversite öğrencisi Özdemir Örnek, kendisini koruması gereken emniyet güçlerinin tam tersine kendisini savunmasına bile izin vermediklerini şu sözlerle anlatıyor. Kendimi korumama ve savunmama da güvenlik güçleri engel oldu. Beni korumaları gerekirken adeta bir suçlu gibi yaka paça dışarıya çıkarıldım ve çimlere yatırıldım. Aynı grup tekrar bana saldırmaya başladı. Bu esnada ayağıma demir levha ile vurdular. Ayağımdan ciddi şekilde yara aldım dedi. Mağdur durumdayken bir suçlu gibi sivil polislerin kendisine kelepçe takmaya çalıştığını belirten Örnek, buna engel oldum dedi.